İyi seyirlerden herkese merhaba. Nasıl geçti sevgililer gününüz diyeceğim ama ne günü, hatta haftanız nasıl geçti? Bu sene gözlendiğim kadarıyla sanki biraz motor beceriler konuştu bu kutlama mevzularında gibi geldi bana. Aşk meseleleri karışık valla, kim ne derse boş. Ama biz biraz bir şeyler diyelim bu konuda. Çünkü One Day isimli güzel bir aşk dizisinden bahsedeceğim bu hafta sizlere. Şimdi sevgililer gününde yenilikçi anlatım yaklaşımı ve aşkın bu karmaşıklığına odaklanmasıyla meşhur bu dizinin bu Netflix'in romantik drama seçeneklerine bir katkı vaat ettiği de aşikar. Şimdi bu aşk denilen şey arkadaşlar kişiden kişiye değişen, işte insanların yaşadığı ilişkiler, deneyimler ve algılar doğrultusunda farklılık gösterebilen karmaşık bir duygu. Nasıl diyeyim, işte bağlılık, empati, paylaşma ve anlayış gibi aslında pozitif duyguları da içerebilen bu kavram bazı insanların hayatlarına anlam katmasıyla da meşhurdur. Bedensel çekimden çok ruhsal bir bağlantıyı ifade eden bu Eros olarak adlandırıldığı ve işte ideal güzelliğe ve erdemliğe olan arayışı ifade eden Platon'dan, ondan sonra insanın iç dünyasını, tutkularını ve acılarını derinlemesine keşfeden Emily Bronte'nin romanına ve hatta modern zamanların benim için kutsal aşk kitabı görevi görerek koca bir jenerasyonu etkileyen bu Sex and the City dizisine kadar aslında okuduğumuz, izlediğimiz, dinlediğimiz her şeyin içinde aşk var. Şimdi hem bu kadar aynı hem de herkesin farklı şekillerde deneyimlediği bu aşk kadar farklı konumlanan başka bir olgu daha yoktur. Şimdi bu geleneksel aşk hikayesinin seyirciye fazlasıyla tanıdık hale geldiği bir dünyada, nihayetinde işte evlilik kurumunun temeli diyebileceğimiz bu tekli sadakat içeren monogaminin sersemlemiş aşıkları ile radikal dürüstlüğe dayanan ve çoklu sadakatin ilerici poliamori aşıkları için One Day dizisi bu türe yeni bir bakış açısı sunduğundan bu sevgililer gününün koca haftayı kuşatan enerjisi içinde iyi bir seçenek oldu. İzlemediyseniz ikinci haftayı da dahil ederek izleyebilirsiniz açıkçası. Şimdi bir kişinin zaman içindeki bu gelişimini keşfeden ve izleyicileri her geçen yılın önemi üzerinde düşünmeye davet eden bu One Day isimli dizi derinlik ve karmaşıklık içeren romantik dramalardan hoşlananlar için aslında keyifli bir izleme sunmakta. David Nicholson romanından uyarlanan bu Netflix'in mini dizisi, işte burada talihsiz aşıklarımız Emma ve Dexter'ın mezuniyet günlerinin ardından hayatlarının her 15 Temmuz'unda farklı dönemlerde buluşmalarını ve yıllar boyunca bunu tekrar etmelerini konu alıyor. Şimdi bunların ilişkileri, arkadaşlıkları, kariyerleri ve kişisel gelişimleri boyunca yaşadıkları tüm deneyimler dizi boyunca çok kaliteli bir şekilde ilerliyor. Aynı romanın uyarlaması olan ve yönetmenliğini Lon Scherfig'in üstlendiği ve başrollerinde Anne Hathaway ve Jim Sturgess'in yer aldığı 2011 yapımı One Day isimli filmi hatırlayacaksınızdır. Ve bence bu film ile karşılaştırmalar yapmak hakkımız. Film olan One Day, romantik dram türüne ilgi duyan seyirciler arasında aslında oldukça çok popülerlik kazanmıştı. Ve iki sevilen oyuncu bu Jim Sturgess ve Anne Hathaway'in performansları da aslında genellikle olumlu eleştiriler almıştı. Eminim zaten çoğunuz bu filmi izlemiş olsa da her denk geldiğinizde tekrar izlemişsinizdir. Bu öyle filmlerden bir tanesi. Denk geldiğinde bakılabilecek filmlerden. Şimdi kısacası hikayesine ve olayların gelişimine ve de çarpıcı finaline, oh nasıl bir final o, çoğumuz zaten fazlasıyla aşinayız. Açıkçası zaten bu yüzden de tam da bu yüzden mesela dizi versiyonunu oldukça beklentisiz açtım. Zaten biliyorum, ezbere biliyorum neredeyse diye. Ancak çok şaşırdım. Çünkü filmin önüne geçti benim için bu dizi. Bu normalde benim deneyimlediğim bir şey değil açıkçası ve genelde hep tam tersi olurdu. Şimdi neden derseniz aslında çok basit. Hikayedeki karakterleri
orijinal romana çok çok daha yakın buldum bu dizide. İşte Ambika Mod ve Leo Woodall'ın bu Emma ve Dexter'ı bu karakterler için çok 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 daha uygundu. Ve bu iki oyuncunun inandırıcılığı ve aralarındaki kimya harikaydı. Gerçekten çok çekici bir kimya vardı. Ve her iki oyuncuyu ayrı ayrı fazlasıyla seviyorum. Ama mesela film versiyonunda Anne Hathaway bence Emma için fazla güzel kaçıyordu. Jim Sturgess ise mesela Dexter için fazla böyle beat kuşağı esintili bir havası vardı. Aslında görüyorsunuz değil mi? Mesela bu oyuncu seçimi, yani casting dediğimiz bu departman ne kadar önemli. Ve insanın aklına şey geliyor tabii. Türkiye'de bu çok eksik ve o kadar gayri profesyonel ki bir ara mutlaka bu konuyu açmak istiyorum aslında. Bu işler Türkiye'de nasıl oluyor diye. Geçiyorum. Şimdi demek istediğim bu oyuncu seçimi pratiğinin profesyonel bir örneği gibiydi bu dizi bir yanıyla. Şimdi Emma ve Dexter dedik. Bu Emma ve Dexter'ın 20'li yaşlarının başlarından 40'lı yaşlarının sonlarına kadar olan süreci kapsayan dizi, aslında karakterlerin iç dünyalarını derinlemesine incelemesi ve duygusal zenginliğiyle işte dikkat çekmesi çok tatlıydı. Hikayenin yapısında mesela yer alan işte her yılın bu aynı tarihine odaklanma hali, izleyicilerin aslında karakterlerin gelişimini ve ilişkilerini daha yakından takip etmelerini sağlamaktı. Bu her sene gerçekleşen buluşma. Şimdi romantizm, arkadaşlık, kariyer, aşk ve kayıplar gibi kapsayıcı temaları içinde bulunduran bu dizi, romanın duygusal derinliğini ve karakterlerin gelişimini gayet iyi yakalamış. Aynı bana şey gibi geldi. Okudum ben çünkü romanı. Aynı romanın okuyucusunun mesela deneyimlediği gibi seyircinin de karakterlere bağlanmasını çok kolaylaştıran bir hikaye anlatılmış, bir seyir sunulmuş. Şimdi genel olarak bu One Day geniş bir tabii seyirci kitlesine hitap edebilen etkileyici bir hikayeye sahip. İşte yazar Nicholson bu incelikli karakterizasyonları ve karakterlerin duygusal derinlikleri hikayeyi unutulmaz kılan unsurlardan. Benim bu tatlı harika diziye puanım 7.7. O zaman One Day romanından aklımda kaldığı kadarıyla mesela merkezi önemli bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Diyor ki orada geleceği merak ediyorum, bakalım o bana ne getirecek. Belki de her şey yolunda gidecek ve mutlu olacağım. Belki de işte hayatımın geri kalanı aynı bu anki kadar durağan ve sıkıcı olmayacak. Ama belki de beni yıkacak gelecek ve paramparça edecek, kim bilir. Ama bugünü unutmayacağım hiçbir zaman. Size sormak istiyorum, sizin unutamadığınız o gün hangi gündü? Bence diziyi izlerken de, izledikten sonra da kendinize sormanız gereken soru bu. Ha, senin cevabın ne derseniz, çok saçma olacak ama Romanian deadlifts 40 kilo derim. Haftaya görüşmek üzere, iyi seyirler.